Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 2. sınıfın 8. ünitesi olan Pets, yani evcil hayvanlar adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, kelimeleri çeşitli oyunlarla ezberlemek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Academy uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize evcil hayvanların isimlerinin İngilizcelerini öğrenmekle başlayalım. Cat, kedi. Fish, balık. Dog, köpek. Turtle, kaplumbağa. Rabbit, tavşan. Bird, kuş. Frog, kurbağa. Parrot, papağan. Basket, sepet. Box, kutu. Bed, yatak. Car, araba. Tree, ağaç. Aquarium, akvaryum. Evcil hayvanların isimlerini tekrar edelim. Cat, kedi. Dog, köpek. Fish, balık. Turtle, kaplumbağa. Frog, kurbağa. Parrot, papağan. Bird, kuş. Rabbit, tavşan. How many Türkçe'de kaç tane anlamına gelir? Eğer bir şeyin miktarını, kaç tane olduğunu sormak istiyorsak how many sorusunu sorarız. How many ile ilgili örnek cümleleri birlikte inceleyelim. How many cats are there? Kaç tane kedi vardır? How many kaç tane anlamına gelir? Kedilerin miktarını öğrenmek için how many sorusunu sorduk. Şimdi ise kedileri sayalım. Bakalım kaç tane kedi varmış? 1, 2, 3, 4. 4 tane kedi vardır. 4 İngilizce'de 4 demektir. 4 yazdıktan sonra cats yazarız. 4 cats, 4 tane kedi. How many fish are there? Kaç tane balık vardır? How many kaç tane demektir? Yan tarafta verilen balıkları birlikte sayalım. 1, 2, 3. 3 tane balık vardır. 3 İngilizce'de 3 demektir. 3 fish, 3 tane balık. How many rabbits are there? Kaç tane tavşan vardır? Yan tarafta verilen tavşanları birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kedi vardır. 6 İngilizce'de 6 demektir. 6 rabbits, 6 tane tavşan. How many dogs are there? Kaç tane köpek vardır? Köpeklerin sayısını birlikte sayalım. 1, 2. 2 tane köpek vardır. 2 İngilizce'de 2 demektir. 2 dogs, 2 tane köpek. How many turtles are there? Kaç tane kaplumbağa vardır? Kaplumbağaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kaplumbağa vardır. 5 İngilizce'de 5 demektir. 5 turtles, 5 tane kaplumbağa. How many parrots are there? Kaç tane papağan vardır? Papağanları sayalım. 1, 2, 3. 3 tane papağan vardır. 3 İngilizce'de 3 demektir. 3 parrots, 3 tane papağan. How many frogs are there? Kaç tane kurbağa vardır?
One, two. İki tane kurbağa vardır. İki İngilizce'de two demektir. Two frogs, iki tane kurbağa. Where, Türkçe'de nerede anlamına gelir? Eğer çevremizdeki insanlar bir şeyin yerini soracaksak, nerede olduğunu soracaksak, where kelimesini kullanırız. Under, altında. On, üstünde. In, içinde. Where is the bird? Kuş nerede? Where, nerede anlamına gelir? Bir şeyin yerini sorarken where kelimesini kullanırız. Resimde kuş ağacın üstündedir. Ağacın üstünde diyebilmek için on the tree deriz. On, üstünde anlamına gelir. Tree ise ağaç demektir. On the tree, ağacın üstünde. Where is the fish? Balık nerede? In the aquarium. Akvaryumun içinde. In, içinde demektir. Where is the turtle? Kaplumbağa nerede? Kaplumbağa kutunun altındadır. Altında diyebilmek için under kelimesini kullanırız. Under the box, kutunun altında. Where is the dog? Köpek nerede? Köpek resimde yatağın üstündedir. Üstünde diyebilmek için on kelimesini kullanırız. On the bed, yatağın üstünde. Where is the rabbit? Tavşan nerede? Tavşan sepetin içindedir. İçinde kelimesi in demektir. In the basket, sepetin içinde. Where is the cat? Kedi nerede? Kedi arabanın altındadır. Altında diyebilmek için under kelimesini kullanırız. Under the car, arabanın altında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.